Yoluna çıkmaya cesaretim yok. Her halin yolundan döndürür beni. Şöyle bir bakmaya cesaretim yok. Rüzgarın alevsiz söndürür beni. Bil oğlum bir ah canlarım merhabalar yavrularım. İki patatosum var dedim ne yapayım? İki tane şöyle bir patatesle ne yapılır? Ne yapılmaz ki? İnsan isteyince her şeyi yapabilir biliyor musunuz canlarım? Size benim böyle fazla yapmadığım ama lezzetine bak yemin ediyorum doyamayacağınız çok güzel bir mantı tarifi. Vejeteryan mantı. Zaten et alan kim kayınbaya kuş başına yavrum. Mecbur zoraki vejeteryan olan sevgili vatandaşlar. Hoş geldiniz gönül dostlarım. Niye geldiniz? Tamam hoş geldiniz. Şimdi canlarım gerçekten Malatya yöresine ait mi bilmiyorum. Öyle hatırlıyorum. Sanki öyleydi gibi geliyor. O kadar yıllar oldu ki oralardan ayrılalı. Çok güzel bir mantı tarifi. Ve az malzemeli etmet hoy. Hoylar hoyo. Şimdi göreceksiniz. Hemen mantı tarifimize başlıyorum. Ben az yapacağım çünkü patatesim az. Ama şimdi göreceksiniz. Durun bakalım. Bu mantı için neler gerekiyor? Hemen sayayım. Patates, yeşil mercimek. Önceden ıslatılmış yeşil mercimek tabii ki. Ben buzlukta olduğu için oradan donmuş halde çıkaracağım. Ben daha kolaylık. Ama patateslerimi haşlayacağım. Kuru soğan, salça ve maalesef bol sıvı yağ. Bu mantı sıvı yağ çok sever. Sıvı yağ olmadan beni yiyemezsin der. O yüzden hemen ilk aşamada hemen patatesleri haşlıyoruz derlik. Evet, İngiltereli Diginoş Onur'un tenceresine iki tane küçük patatesi atıyorum. Ondan sonra güzelce bol suda bunları haşlayacağım Allah'ın izniyle. Tamam. Koyuyoruz ocağımıza. Patateslerimizi. Patatesleri delmeyin canlarım. İçine toprak kaçıyor. Ama benim gibi yıkamada atarsanız öyle oluyor. Yıkayıp atarsanız delebilirsiniz. Bir şiş yardımıyla delebilirsiniz. İnce bir iğne şunla bununla. Daha çabuk haşlanabilir öyle. Şunu da gösterdim az önce. Canlarım bu karpuz kadar kocaman bu. Bakın. Ben bunu arada yapıyorum. Daha önce bir videomda yapmıştım. Bunu haşladım ama bunu güzel yıkadım ben. Bu şeker pancarı. Bunun suyunu içiyorum ben. Elma sucu, alkolikler onu da bırak. Antioksidan. Bu suyun içine sirke, tuz, limon suyu, biraz da sıvı yağ koyup ondan sonra bunu da doğruyorum. Bu ayrı bir şey tabii ki de. Ben böyle bir şey yapmıştım daha önce. O yüzden size bir daha göstermeye gerek var mı? Gösterebilirim. Fark etmez. İstiyorsanız göstereyim. Ay kız. Hadi göster. Ama video çok uzun olur ya. Göstereyim mi? Neyse bu haşlansın şöyle. Bunun güzel kapağını örtelim. Bunun kapağı değil. Uygun değil ama. Ama bu zamanda kim kime uygun yavrum. Kim kime dumduma. Bu güzelce haşlansın. Ben bunu kabuğunu peçeteyle soyuyorum. Durun bunu size göstereyim şimdi ya bir saniye. Kış ola baharı yolladım dostum, 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 dostum. Gitsene şille çam, gelsene cio, naum. Canlarım, bunu çok seviyorum, bayılırım. Yani biraz turşu gibi düşünün ama turşu değil tabii ki. Bu su bunun içinde bakın şöyle. Gösteriyorum o patateslerim haşlanana kadar 2 dakikada size bunu göstermek istedim. Tabii ki de vejeteryan mantımız o ayrı bir konu. Şimdi hemen bunu aldım bakın şöyle. Zaten bak şey kabukları kendinden ayrılmış. Bunu kabuklu direkt haşlayın. Şöyle peçeteyle şöyle siler gibi. Ben bunu daha önce bir videomda yapmıştım. Belki izlemeyenler olmuştur. O yüzden bakın hemen bak kabuklar nasıl geldi peçeteye bak. Baktınız gelmiyorsa peçetenin kuru tarafıyla devam edin. Bir de peçeteyi değiştirebilirsiniz darliklerim. Bir tane buya geldi evime de trans kendisi. Videoya çıkmak istemedi. Ben de keyfim bilir hacı dedim. Eyvallah hacı dedim. Şeyde çalışıyormuş, kamu kuruluşunda çalışıyormuş. Transseksüel. Ne güzel. Aa ne güzel uydu bak transseksüel ne güzel. Ama çok da güzel değildi kusura bakma da. Kiloluydu. Aa, ama kilolu olunca şekil mi oluyor okşan?
Okşan hani kendimize barışık olmalıydık? O zaman burayı kırpıyoruz. Küründen, evet, kilolu insanlar da çok güzeldir. Yeteri ki bakımlı olsun diyoruz. Ha, şimdi canlarım. Güzelce bunu, o kadar kolay ki bu, bak. Direkt marketten aldım, en büyüğünü seçtim ya. Ay, ama dikkat edin, elleriniz hep boya olur, söyleyeyim size. Benim bıçaklarım, ay. Kız nerede? Nerede benim gazetem? Hah, burada. Tamam, burada. Hemen şu şey kısmını, sap kısmını şöyle, zaten ben bunu haşladım. Çok haşlamadım ama söyleyeyim size. Hafif deri bıraktım. Allah belanı ver. Bak, sap kısmı guji oldu. Ondan sonra orasını aldım. Şu fısından da biraz alıyorum. Şöyle küçük bir tane alıyorum. Meyve çayı da şey yapıyorum ya. Canlarım, hemen bunu kenara alıyorum şöyle. Şurada guji guji. Bakın, bu kendi suyu. Şeyim, tabii ki de normal su koydum. Suyla haşladım. Bu mor su. Bu kezbanın. Kezbanla çuvarı. Kafamıza göre ben elma sirkesi koyuyorum. Şöyle mesela ne kadar koydum? Yarım çay bardağı kadar elma sirkesi koydum diyelim. Ha. Ondan sonra başka ne koyabiliriz? Biraz limon sıkabiliriz şöyle. Güzelce limon sıkıyorum. Oh. Limon tuzu da koyabiliriz ama saf limon sıkarsanız daha güzel olur. Dediğim gibi daha önce yapmıştım bunu ama hani belki bilmeyenler olabilir. Ondan sonra hemen ne yapıyoruz? Maalesef canlarım. Tuz koyuyoruz. Şöyle tuz bunu biraz şeyini geciktirir. Ömrünü daha uzun kalır tabii ki de. Buzdolabında zaten merak etmeyin. Bir hafta 10 gün bunu yiyebilirsiniz her türlü. İsteyin abi. Hah, onu koydum, bunu koydum, şunu koydum. Tamam. Canlarım başka ne kaldı? Bir şey kaldı mı? Biraz elma sulayım, unutmuş olabilir miyim? Hah. En önemlisi hemen zeytinyağı koyuyoruz. Şöyle biraz zeytinyağını koydum. Oo. Oh. Ya bir şifa şifa. Hem şifa hem çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Hemen bunları yediriyorum şöyle. Turşu gibi düşünün bunu bak. Bak. Turşu gibi güzel bir yediriyorum. Hemen bu şeyle bu dev gibi baksana. Ha. Şöyle gelişi güzel. Kafamıza göre böyle orta, çok küçük de değil, çok büyük de değil. Şöyle doğruyoruz bunun içine şöyle. Bakın, ha, bak, ha böyle. Ha. Şu an sıcak hala, biraz sıcak. Böyle yemeklerin yanında meze de kullanabilirsiniz bunu. Böyle mesela rakı makı onun yanında falan çok iyi gider, bu söyleyeyim size. Alkolün yanında da çok iyi gider. Şöyle doğru, hem şifa deposu hem de lezzet. Şimdi hani bazen Allah belayı vermeye. Böyle bir şeyler yiyoruz, zorla yiyoruz, böyle lezzetsiz, hani faydalı diye yiyoruz ya zoraki. Ben böyle büyük 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 doğruyorum canlarım, iri iri. Oh, mis gibi valla. Hani dediğim gibi böyle lezzetsiz ama faydalı diye bazı şeyleri zoraki yeriz biliyorsunuz. Bunun yanına ben de hangi bir videomda yapmıştım. Havuç da haşlayıp koymuştum. Bakın şimdi bu böyle döndürdüm seni ben ye. Hah. Şöyle döndürdüm bunu, bakın. Bu böyle. Bunun hem suyunu içeceksiniz hem kendisini. Bunu böyle buzdolabında bu şekilde bekletebilirsiniz. Şöyle bak, şu an tam emmedi ama bir tanesini için şöyle bir yiyeyim ya. Ay canım da istedi, yalan değil. Baksanıza mosmor. Oh nasıl güzel. Bu renkleri çok seviyorum. Şu an beni çok güzel. Şu an şekeri ağzıma çok güzel. Şeker pancarı bu çünkü. Mor pancarı, şeker pancarı. Tatlımsı. Ama o içine koyduğum sirke falan, limon bilmem ne var ya. Limon tuz da koyabilirsiniz. Ve tuz. İri kaya tuzu da koyabilirsiniz. Şu an bende olmadığı için kaya tuzu koymadım. Buzdolabında, şu an buzdolabına koymayacağım sıcak olduğu için. Ilınsın güzelce, soğusun. Direkt buzdolabına koyacağım. Canım çektikçe ağzıma atacağım. Canım çektikçe ağzıma atacağım. Bu arada patateslerimiz. Bakalım. Patateslerim yavaş yavaş haşlanmaya başlıyor. Ha, dur bakalım, daha mercimekler var. Boku yedik, dur. Canlarım, bende kaya tuzu varmış. Tesadüf buldum. Ve çok mutlu oldum. Kaya tuzum varmış. Hemen kaya tuzu, çünkü bunun için çok önemli gerçekten. Şöyle bir tutam kaya tuzu. Ve daha da uzun kalacak. Şey gibi düşünün. Ha, turşu gibi düşünün. Oo, zaten ılık böyle. Kaya tuzu şimdi erir bunun içinde. Turşu gibi düşünün bunu. Hani hızlı turşu gibi düşünün. Ertesi gün hazır gibi. Ben şimdi bile yedim biliyorsunuz. Öyle 15-20 gün
Turşu malzemelerini haşlarsanız turşuyu aynı gün bile yiyebilirsiniz. Ben size söyleyeyim. Bir gün onu yapayım bari. Şimdi bunu kapat. Ay! Yanlarım ben bu kapağı biliyorsunuz patatesle kapatmıştım ya. Çok sıcak olmuş ondan ciyakladım. Ha tamam neyse boş ver ben yanmayı seviyorum bu. Sen yanmasam ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa bebeğim. Şimdi hamur hazırlayacağım bir de. Ay nereden ya? Canlarım bunun hamuru çok basit. Yumurta koyarlar. Ben yumurta koymuyorum. Hiç alakası yok. Hiç koymayın yumurta. Koyarsanız full AP olur. Ha. Şimdi böyle birazcık un koyuyorum. Fazla koymuş olabilirim bilmiyorum. Asla maya konmuyor. Biliyorsunuz şeyin hamuru hamurına. Hemen ununu koydum. Hemen tuzunu koyuyorum. Şöyle. Kafamızda tuz nasıl seviyorsak. Şöyle biraz tuz şöyle iki, üç, dört. Bu da cabası, bu da cabası, cabası. Hadi. Naş. Hemen koydum. Ben hemen koyarım. Biliyorsunuz canlarım. Tuzları her türlü hallederim. Şimdi tamam. Şöyle bak. Un bu kadar. Tamam mı? Tamam mı canım? Hemen suyum var. Suyu ılıttım ocakta. Oo çok ılıtmışım. Hemen biraz suyu soğutalım. Suyun ılık olması hamur için, bütün hamurlar için geçerli canlarım. Su her zaman ılık olsun. Tamam mı? Hemen ne yapıyorum? Hamurun ortasına şöyle bir delik açmıyorum. Böyle komple döküyorum. Delik açınca ne oluyor? O su aynı yere gidiyor zaten. Şimdi okşanın titası kıvamında yumuşaklıkta bir hamur elde ettim. Ne koyduk hamura? Su, tuz, un. Başka hiçbir şey koymadık farkındaysanız. Allah. Evet. Ne çok yumuşak ne çok sert bir hamur gerekiyor şey için. Mantı hamuru için. Güzel böyle orta yumuşaklıkta bir hamur lazım. Bu su yeter herhalde. Ben ölçü veremiyorum. Kusura bakmayın canlarım. Göz kararı yapıyorum. Çünkü ben kadınım biliyorsunuz. Siz kadın olmadığınız için siz ölçü kullanabilirsiniz canlarım. Hamur çok cıvık olursa mecburen un ekleyeceğiz. Şu an benim yapmam gerektiği gibi. Güzelce dönme gücümü kullanarak hamurumu yoğuruyorum. Bakın o. Oh, vallahi hızlı çekim gibi ama hiç de hızlı çekim değil. Dur şimdi hemen hamuruma un koyacağım. Çünkü hamur cıvık oldu sizde çene yapmaktan. Aslında ölçü daha iyi tabii ki de. Hani böyle cıvık olma derdi falan yok ama Allah'tan onda çaresi var. Şöyle hemen ununu koydum. Biraz da elime şöyle döküyorum. Bu hamurun cıvıklığını almam lazım. Çok da sert olmaması lazım. Tamam mı? Tamam canım. Şöyle güzelce yoğuruyorum. Of. Şöyle canlarım, darniklerim. Geniz cıvık. Geniz cıvıksa biraz, ay bir sürü hamur yaptım ya. Yine onu ekliyoruz canlarım. Bu böyle, böyle olması gerekiyor. Siz bilmezsiniz. Şöyle bakın. Ben daha önce söylemiştim canlarım. Böyle hamur kenarları buruşuyor ya. Hamuru yoğurma. Böyle kenarları her zaman toparlar gibi yapın. Temizlik gibi düşün. Bu kova gibi şey işte. Ne bok, tövbe ya. Bunun içini temizliyorsun. Öyle düşünün. Hamuru o zaman çok güzel yoğursun. Ben içini bak. Şuraları alıyorum, buraları alıyorum. Hamuru böyle yapıyorum arada. Anladınız mı? Alttan elime hamur un bulaştırıyorum. Böyle bastır. Bastır. Bu hamurun kıvamı şu an güzel. Asla tamam. Şimdi ha, bu hamurun böyle mayalanma derdi falan çok yoktur. Söyleyeyim size. Çünkü mayasız bir hamur zaten bu. Güzel bir yoğuruyorum hamurumu. Ha. Bunu açması önemli şu anda. Şöyle güzel elimde kalanları da şöyle böyle yapıştıralım. Hı. Önemli kısımları hallettik gibi. Olur mu daha bu hamuru açacaksın? Okşan dışarı yedin sen kızım. Olsun ben de zirvede bırakırım. Ben hani canlarım. Benim hamurum tamam. Bu hamuru dediğim gibi çok yormaya gerek yok. Bakın hamurun yumuşaklığını görün. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Bakın elimde yapınca aşağı doğru akıyor. Gördün mü? Bak. Bak nasıl akıyor aşağı tutuyorum ya bak. Bak aşağı doğru akıyor bak. Hamurun böyle olması lazım. Ama çok ele de yapışmayacak. Şu şekil. Çok da dinlenmesi gerekmiyor ama ben mecburen dinlendireceğim. Mayasız hamur çok dinlendirilmez. Gerek duyulmaz yani. Hani dinlendirsen de bir şey olmaz. Dinlendirilmese de bundan hiçbir şey olmaz. Bundan hiçbir halt olmaz.
Hemen şey yapıyorum, canlarım. Üstüne bir tane gunniguji ile örtmem lazım mı? Ama neyle? Şimdi ben bulurum. Bunun üstüne bir tane bürük, bürük. Aa dur. Şurada benim bir yastık kılıfım var. Yıkamıştım bunu. Temiz bu. Bununla örteyim hayatım. Bunu böyle bekletiyoruz. Bu kenarda dursun, beklesin. Patatesler haşlanana kadar. Ay. Vejeteryan içli köfte. Vejeteryan mantı bu da. Ay. Çok sıcak olmuş. Şimdi canlarım, patateslerim haşlanmıştır artık. Yeter. Uğraşamam. Bak çatlamışlar zaten. Şimdi bunları alıyoruz direkt soğuk su dolu bir tencereye döküyoruz. Uy uy uy. Hemen soğuk suyu şöyle açıyoruz. Güzeldi. Bunlar ılımsın böyle böyle. Ha tamam. Şimdi de daha dur. Ah işimiz var. Ya. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bunu çalkalıyoruz. Onun tozu toprağa gitsin şöyle. Yine üstüne çıksın. Şuralarda da madilik var. Ay. Aa yine içine girdi. Koji. Şimdi canlarım. Benim daha önce ıslattığım mercimeklerim vardı. Islatıp buzluğa tıktım. Ama haşlanmamış. Şimdi onları hemen haşlıyorum. Güzelcilik. Bakın burada. İşte burada. Şimdi onları açıyoruz. Ah ah tek başına çok zor oluyorum. Tek elimle bak. Millet iki eliyle bismillahı doğrultamaz. Ben tek elimle neler yapıyorum o. Şimdi canlarım bunu top halinde zaten bakın. Ay. Ay elim ayağım titremeye başladı şeyden. Ekojiden, Gunni'den, sinirden. Ay ha tamam. Şimdi bu da bu da kaynasın. Zaten fazla yapmayacağım. Bakın şöyle açılıyor hemen. Ha suyu gördü ya. Bu ne burada? Madilik. Pişer. Değil canım daha. Şimdi güzel açıyorum bunları. Şöyle bir döndürüyorum. Bu şöyle bir mercimek zaten ıslatmıştım ben bunu. 10 dakikada bu haşlansın. Şöyle yeşil mercimeklerim. Çok severim bu arada gerçekten. Ha, bunu haşlayıp böyle sirke, limon, bir yağ. Çok güzel meze olur bundan da. Bu da güzelce kaynasın. Ama bunu üstüne örtmeyeceğim. Bu çünkü taşar. Bu da ılınsın. Birazdan bunu guji tamam. Hamurumuz da burada. Bakın hiç kabarmamış. Gördünüz mü? Çünkü maya yok. Kabarmaması gerekiyor. O yüzden. Aç fısını. Ben geldim, sıkı sıkı tut, bırakma. Gör park bahçelerimi, anlat. Göğsümden gir içeri. Ben anlamam toptan tüfekten. Ben anlamam taştan yürekten. Anlamam akıntıya kürekten. Bunları boş ver. Ne haber fostan? Canlarım. Benim mercimeklerim, kara suyu, mara suyu hepsi gitti. Hiç sudan da geçirmeyeceğim. Bu biliyorsunuz şu an hazırladım. Vejeteryan, et bulamayan garibanların küründen vejeteryan olan zavallı zavallı pis fakirli ay aşk olsun. Öyle der miyim canlarım? Allah koru ya Rabbim. Asla demem. Şimdi canlarım, ocağım hala açık biliyorsunuz, farkındasınız. Hemen tekrar bunu ocağıma alıyorum. Ah mercimekler düştü yere. Hemen altını aşırı derecede kısıyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Yağını ekliyorum diyeceğim ama yağ nerede? Dur bakalım. Evet yağımı buldum canlarım. Şöyle güzel yağını koyun. Maalesef biraz bol yağ seviyor. Bu iç harcı için bir çay bardağı yağ olabilir. Şimdi bu kısık ateşte asla soğan koymuyorum farkındaysanız. Deneyin. Bayılacaksınız. Canlarım düşüp bayılacaksınız. İnanın bana. Hemen patateslere geçiyoruz. Bu böyle çok kısık ateşte. Hemen bu tarafa alayım hatta. Orası çok yanıyor. Şöyle kısık, minicik böyle kısık ateşte. Bu böyle hemen. Hatta iki çevirelim şöyle. Demeyin ki. Niye çevirmedim? Hemen şu an yağda. Zaten hafif de suluydu biliyorsunuz.
Hafif sulu ve yağlı şu an. Şöyle iki döndürdüm. Şimdi patateslere geçiyoruz. Patatesleri kolayca nasıl ezebiliriz? Şimdi göreceğiz. Sus, soru sorma, sarıl yalnızca, susadım sana. Sus, utanıyorum itiraflarla ama mecburum sana. Neden Tanrım bu yürek sana yanar? İster isen beni de ya sen ya hiç işte o kadar. O nokta şeyler Allah bir izi vere. Selam yalnızlık ben geldim. Hoş geldim. Sefalar getirdim. Safalar getirdiniz. Safa geldiniz dostlar. Safa ay patatesim çok mu az ya? Olsun. Ne yapalım? Tadı yeter. Safalar bir şey diyeceğim size canlarım. Patates biliyorsunuz kurtarıcıdır. Saksıda bile yetiştirebilirsiniz. Bir tane böyle normal patatesi bir tane kumlu topraklı saksıya gömün. O altında 10 tane oluyor biliyor musunuz? Ah ah ne kezbanız güzel yok. Niye öyle yapmıyoruz? Gidiyoruz patates kuşu kuşu yapıyoruz. Şey yapmıyorum. Hemen şöyle şu şekil. Bakın. Hemen şu şekil canlarım. Böyle yani çok da şey de değil. Zaten şeyde tencerede bunları ezeceğim ben canlarım. Mantımızın iç harcı hazırlanıyor. Kıyma nerede demeyin. Canlarım kıyma olmaz bunda. Çünkü niye? Et sevmeyen Türk işler için. Türkler et sevmez biliyorsunuz. Ah bayılır bayılır da işte ne yapsınlar. Et yok. Yoktur yavrum. Olmayan şey bayılsan ne olacak değil mi? O da doğru. Şimdi canlarım bakın. Yağda çeviriyordum ya bunu. Allah ay yapma ne olur. Sakın öyle bir şey yapma ne olursun. Ay canım benim. Dövülmez. Hemen patatesimi ekliyorum haşlam. Ne var bunun içinde? Ne var? Yağ var. Haşlanmış patates var. Yeşil mercimek var. Haşlanmış. Hemen döndürüyorum. Hemen şimdi bu fazla kalmayacak. Öyle bunu yemek gibi düşünmeyin. Bunu da şu an harmanlıyorum sadece. Hemen tuzunu atıyorum. Ay tuzum da azıcık kalmış. Baksanıza canlarım. Azıcık kaldı. Kıyamıyorum koymaya. Sana koymaya kıyamıyorum. O kadar güzelsin ki. Ay dur. Hemen tuzunu atıyorum şöyle. Ya Allah ya sektem lacip eti parkesi 2. 3, 4. Heh, tamam. Tuzu falan. Bu arada canlarım biliyor, beni sürekli izleyenler bilir darlıklar. Ben çok baharat kullanmam ama bunda mecburen pul biber ve karabiber atın lütfen rica ediyorum. Bunda atın. Pul biber ve özellikle karabiber. Çok yakışıyor buna söyleyeyim size. Şöyle hemen biraz da karabiber serptim. Tamam. Fazla değil az. Hemen bunu ne yapıyoruz biliyor musun? Şöyle güzelce altını tekrardan açıyorum şu an. O kızgın kağıda şöyle güzelce döndürüyoruz. Böyle bulamaç gibi yapıyoruz. Şöyle bak. Patatesleri ezeceğiz ama iyice tamam mı? Yoksa öldürürüm sizi. Gebertirim sizi öldürürüm. Bu ne oluyor? Kıymalı şey gibi oluyor. Aslında hani yalancı mantı filan da diyorlar ya. Vallahi yalancı mantı duydum ama yalancı mantı etsiz mi oluyordu? Bak onu hiç bakmadım, hiç haberim yok. Duydum ama yalan değil. Herhalde yalancı mantı kıymasız oluyor değil mi? Hamuru kapatıyorlar, haşlıyorlar, yağlıyorlar, yoğurtluyorlar. Canlarım bu arada bu mantı öyle yoğurtlu filan bir mantı değil, haberiniz olsun. Ha, canı isteyen sarımsaklı yoğurt koyabilir mi? Tabii ki de koyabilir. Kalkıp da sizi evinizi bulacak, sizin evinizi basıp niye yoğurt koydun ulan diye sizi gebertecek halim yok. Şimdi canlarım bu patatesler büyük büyük ya bunları elinizden geldiği kadar şöyle ezin. Bu böyle bir şeylikten çıksın yani. Mercimeklikten çıksın. Yani bulamaç gibi yapın bunu. Bu böyle bayağı bir ezin yani. Ama sakın blender'a falan koymayın. Böyle bir tahta kaşık yardımıyla. Şöyle bak nasıl eziyorum. Kafasını kırın. Heh. Nefret ettiğiniz insanları düşünün böyle. Gebertin. Ay o kadar düşünürsem evi yıkarım. Nefret ettiğim insanları düşünürsem evi komple başıma yığarım. Hiç gerek yok o kadar. Ha. Şöyle bakın. Ha. Bu tamam işi bitti. Hemen altını kapattım. Bakın suyu muyu kalmadı. Bunun kesinlikle yalnız kenarda buzdolabına sakın koymayın.
Kenarda bunun buz gibi soğuması lazım. Ne soğan koydum, ne sarımsak koydum, ne maydanoz. Bakın hiçbir şey koymadım farkındaysanız. Ama inanın bana, bak bu şekil bile çok lezzetlidir. Ağzı açık şekilde bunu dinlenmeye bırakıyoruz. Evet. Şimdi ne yapacağız? Hamurumuza geçeceğiz. Poku yedik şimdi. Asılı kaldım bir ipin ucunda. Gerildim durdum ben yokluğunda. Bir buntu aradım durdum. Allah! Gecenin kör boşluğunda. Yüreğim dağlıdan düşer bir yaprak. Gözlerim gökten kopan bir yıldız. Beklemek diyorsun. Aa, üstüm merak ettiniz. Hadi göster. Ay, hadi göstereyim size. Beklemek mi diyorsun sevgilim? Söyle nereye kadar? Gönül yâreler içinde. Aman yürüyor hüzünler şehrine canlarım. Şimdi mantı yaptığım için bana kızıyorlar bazen. Okşan çok pis çalışıyorsun diye. O yüzden eşarplı çalışayım dedim. Şey olsun. Saçlarım çok gür olduğu için darlıklarım şeye dökülmesin. Kız ay. Biri gel. Kim o? Gelmem. Gelmem, ben yaşlı bir karıyım. Ben size uymam yavrularım. Uy ite be abi. Ayşe'ye benzedim. Mumdan çıkmış yangın. Mumdan çıkmış ya dedeciğim. Ay güzel oldum ama şükür oldum. Neyse önemli olan saçlarımız dökülmesin. Tövbe Allah, öyle şey yapar mı? Şimdi canlarım devam ediyoruz. Gündi gücümüze. Şimdi ne yapacağız? Ay ne yapmıştık? Bunu ne yaptım da hatırlamıyorum. Ne yapacağız? Orada ha, bu soğuyor. Bu ılındı bayağı. Bakın. Bu çok lezzetli bir şey biliyor musun? Canım çok istiyor da bir kaşık ağzıma atayım diyorum da kıyamıyorum. Çok az ya. Ay şu ucunda kalan iyiyim kız, ne olur. Ay ne olur. Ay hadi bir çılgınlık yapalım. Ay. Ay böyle vallahi billahi Kur'an. Çok güzel. Arada onu karıştırın. Ama kendi kalına bırakın yavrularım. Şimdi canlarım. Ne yapacaktım? Vallahi ne yapacağımı unuttum. Ha, hamurum orada. Şimdi maalesef devasa bir hamur açmamız gerekiyor. Büyük bir hamur. Benim ekmek tahtam var. Getiriyorum hemen. Allah! Yani bunun boyunda hamur açmam gerekecek maalesef. Açarken de benim bir tane şeyim var. Kuzucuğum var. Onu anlatırım size hem. Zamanında yaşanmış dönmelerle ilgili, bu dönmeler var ya, ah bu dönmeler yavrum, ana ay Allah koru ya Rabbim onlardan bizi, ay çoluğumuzu çocuğumuzu koru bu dönmelerden. Ha canlarım, ha şimdi ekmek tahtam bu, şey hamur tahtam, bismillah diyelim ya Allah, ya Settar, ya Cepak, İtifakes. Merdaneyle olmuyor maalesef, merdaneyle çok büyük hamur açılmaz şu anda bu derneklerim. Aa, bu da ne zaman bunu buraya koydum kul? Oklavam burada. Şöyle temizleyelim. Oklavamız burada. Yanına bol un gerekiyor. İşte bu kısım biraz zor maalesef. Ama yapacağız mıymış? Önce unumuzu serpil. Katı çok koydun. Okşan top bir. Şöyle koyalım. Ay ıslanmasın bunu da yavrum. Buraya top kalmış kul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Sıhtar. La çek bak edip bak. Hamurumuz. Neredesin? Bacım, ha gel buraya. Hamurumuz bakın hiç kabarmadı canlarım. Mantı hamuru kabarmaz zaten. Önemli zaten şeyi odur. Bu arada çok böyle şey bir hamur açmayacağız. Hemen hamurumu çıkarıyorum buradan, bakın şöyle. Böyle elime yapışmıyor hamur farkındaysanız. Bunun içine yapışıyor. Önemli şöyle. Hamuru şöyle bir elden geçirelim ama önce. Şöyle. Biraz oynayın hamurla. Şöyle bir kendine gelsin. Bayağı da bekliyor şeyde. Şöyle bir döndürün şöyle. Bakın elime yapışmıyor, görüyorsunuz. Şuraya azıcık yapışmış. O kadar da olur canım. Aa, sen. Allah. Yalla bine yalla. Ya habibi yalla. Bedirah bintu. Maşallah. Allah. Canlarım. Şimdi hamuru yuvarladım.
Şöyle bismillah diyelim. Şöyle hadi. Şöyle koyuyoruz. Hemen arkalı önlü. Güzelce hamuru unluyorum. Önce elimle biraz şöyle açıyorum. Ne çok kalın ne çok ince olacak şekilde bu hamuru açmamız lazım. Aman lokmaya gerek kalmadı. Ben, bak hamuru o kadar güzel yapmışım ki bak. Normalde kötü demeyeyim de nimete. Hamur gerçekten iyi açılmışsa bak. Elimle bile bak açmaya devam ediyorum. Şimdi normal devam edeyim. Herhalde ama bir şey diyeceğim size. Bu hamur çok büyük. O yüzden bu hamurun ben yarısını alacağım canlarım. Şöyle ayol siz beni ne sandınız? Hamur kesme plastiğim var, bile var benim ayol. Şöyle şu kısmını alayım ben. Çünkü çok büyük bir hamur oldu bu. Şöyle alayım. Ha, bunu da bana kim göndermişti hiç hatırlamıyorum. Ben bununla şey yaparım canlarım. Sonra ben bunu naylona koyarım, buzdolabına koyarım. Ekmek yaparım. Şöyle açarım, bu tavada bir ekmek yaparım kendime. Bunu hemen şöyle şu naylona koyayım. Aa, bu naylon mahvolmuş ayol. Dur bir tane naylon bulalım. Nerede kanat naylon? Naylon yok. Neyse sonra yaparız. Şurada bardağın içine koy. Bak bak hamurları bardağa da koyabilirsiniz canlarım. Şöyle bakın. Bunu da yeni buldum. İyi bir pratik bir. Üstüne bir bahçeye şey koyun. Aa tamam işte ne uğraşıyorsun? Ha. Şimdi canlarım. Bunu yuvarlak açmamız gerekiyordu ama ben yuvarlak yapmıştım ama kestiğim için yarım ay oldu. O yüzden yine yuvarlamaya çalışalım şöyle. Sonuçta Allah bize akıl vermiş, zeka vermiş efendim. Şöyle. Ha. Şöyle bir elimizle önce bir yuvarlamaya. Ya şekli çok önemli değil. İlla yüz yuvarlak değil tabii ki de. Sonuçta inceliği, kalınlığı önemli şu anda. Her şeyde olduğu gibi. Haydi Bismillah diyelim. Şöyle bir ortadan şöyle bir başlayalım. Şöyle yapayım da siz de görün. Ha. Canlı canlı mantı hamurumuzu açıyoruz canlarım. Ay nasıl çabuk güzel açılıyor ya. Ay bir şey diyeyim mi size? İyi ki bak şu bile şu yufka bile büyük yani diyeyim size. Vallahi diyeyim bu bile çok aslında daha neyiz artık. Daha koparamayacağım. Şöyle şöyle bakın. Şöyle ortadan şöyle bastırıyoruz. Bu hamuru büyütmemiz gerekiyor canlarım. Böyle çok kalın olmaz maalesef. Hani fırında ekmek yaparız filan da o şekilde değil de bu mantı için biraz ince açmak gerekiyor. Şöyle yanlardan da yapın bakın şöyle. Mesela hamurun şekli yamuk mu? Mesela şurası yamuk değil mi? Bak o yüzden ne yapacağız? Bak şöyle şu uç kısmı var ya bak. Şuradan şöyle alın bak böyle böyle hani. Şöyle şöyle bak. Ah. Şurası mı küçük? Burayı büyüt. Burası mı küçük? Burayı büyüt. Burası mı böyle? Burası öyle. Ha. Öyle işte anla sen de aynı kez bazı. Şimdi canlarım. Şöyle hamurumu şöyle oklavaya bir alayım ben. Ama şeyi bir toplayayım şöyle. Bunları bir toplayayım ben. Dışarı şey olmasın, dağılmasın. Onu çok koydum, farkındayım. Şimdi ne yaptım hamurumu? Şöyle bir ters çevireyim hamurumu. Ha. İyi halt ettik. Yok yok. İyi gidiyoruz. Ben size söyleyeyim. Kötü gitmiyoruz. Şöyle hemen şuradan alıyorum. Ya benim amacım şu tahta var ya. Bu tahtanın büyüklüğünde bir hamur açmak. Şu an amacım o. Şu an onun peşindeyim. İnşallah olur. Olur. Niye olmasın? Neler gelir? Aa o şarkı çok güzeldi. Dur size onu çığırayım size. Gönül hancı için yansın senin gidiyorum. İnanmaya gücün yetse yine de yerim. Benim yanım değil. Nasıl dersin? Seni sevdiğim yalan biliyorum. İnanmaya gücün yetse yine de yerim. Sevda bağım kolay değil. Nasıl dersin? Seni sevdiğim yalan biliyorum. İnanmaya gücüm yetse yine de yerim. Benim yanım değil. Nasıl dersin? Seni sevdiğim yalan biliyorum. Ah, Miran Ünsal söylerdi bunu da. Bunu bir arkadaşım çok severdi benim.
Şimdi bana kızacaksınız da. O da öldü. Ne yapayım anacığım? Hepsi öldü. Yoksa hepsini ben mi... Yoksa hepsini ben mi öldürdüm? Olabilir. Ya bu tahta doldu hamuru açmaktan ama hamurum hala açılmaya devam ediyor. Komple tahtayı doldurdum. Farkında mısınız? Görüyorsunuz değil mi? Neyse biraz daha taşırayım o zaman. Şöyle taşıralım biraz. Tahtanın dışına taşırıyorum şu an canlarım. Şöyle göstereyim isterseniz. Bakın. Bakın tahtanın dışına taşırdım ama biraz daha inceltmem gerekiyor şimdi çünkü canlarım. Şöyle şurayı da açalım. Bak burada bak şöyle. Çok zor bir şey değil hamur açmak ya aman. Korkuyorlar hamur açmayı. Niye var? Ah. Ah böyle bak. Bak hiç bu dakikada bir un serperler normalde. Bak hiç un serpmedim. Çünkü unu fazla koymuştum zaten de. Hamuru güzel yaparsanız zaten çok un derdiniz de olmaz. Bak şimdi Allah aşkına bir şey diyeyim size. Şöyle bak düzelteyim. Bak. Ben şunu sehpa diye götürsem kimse demez ki bunun üstünde hamur var. Ama koskocaman bir hamur var şu anda. Bakın yanlardan filan nasıl sarktı. Hala devam ediyorum ama. Hala sarkıtmaya devam ediyorum. Dediğim gibi ne çok kalın canlarım ne de çok ince. Orta kalınlıkta bir hamur elde etmemiz lazım. Ah normal yufkacılarda satılan yufkanın çok daha büyüğünü yaptım şu anda. Bana bir gün yazmışlardı Okşan ufacık hamur açıyorsun evet de önemli olan böyle büyük hamur aç diye yazmışlardı da alın işte size ispatı canlılarım. Çok da zevkli ben seviyorum böyle terapi gibi hani psikolojik terapi gibi gerçekten şaka bir yana hani öbür terapiden bahsetmiyorum. Her dediğim terapi de o terapi değil siz de bir tuhafsınız. Şimdi canlılarım bu tamam bakar mısınız şöyle yanlardan bakın. Bakın devasa bir, bak yanlardan da şöyle vurun, unları dökülsün güzelce. Şimdi gelelim ki ben bu büyük yufkayı bir yere seremeyeceğim. O yüzden direkt işlemi bunun üstünde başlayacağım. Ne onun adı? Şey işlemine, gunnigoji işlemine. Ama ne yapacağım? Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Ha biliyorum tamamdır. Şimdi canlarım şöyle. Önce bir tane, bu bildiğiniz şey gibi düşünmeyin, ufacık mantı gibi düşünmeyin bunu. Şöyle su bardağı görüyorsunuz, hemen su bardağını, bunu bilenler bilir zaten, şöyle şu su bardağını şöyle üstüne bastırdık. Hafif ama, hafif sağa sol yaptık, bak şöyle, bakar mısınız? Yaptım. Şimdi ne oldu burada, bak bir tane yuvarlak bir kesilmiş bir hamur oldu değil mi? Soğuttuğumuz iç harç. Şimdi bu iç harçtan canlarım. Şöyle benim tatlı kaşığım var. Şöyle tatlı kaşığımla şöyle alıyorum. Canlarım. Hatta şöyle bir şey diyeyim mi size? Şu bile bana aslında küçük geldi. Şu bile küçük biliyor musunuz? Hadi ama bir tane yapayım bundan. Benim için o küçük. Şöyle bakın. Normal mantıda nasıl yaparlar? Böyle tek tek minik minik yaparlar ya. Bakın öyle düşünün tabii ki de yine. Ama bunun şekli şey gibi olacak. Göstereyim size anlayın ne gibi olacağını. Şöyle koydum bakın. Şöyle katlıyorum. Ondan sonra şöyle bak kenarlarından. Böyle böyle bastırıyorum. Şöyle bastırdım. Tamam. Heh. Şey gibi oldu böyle gözleme gibi düşünün anladın mı? Minik. Heh. Aslında daha da büyük yaparlar. Şöyle bakın. Göstereyim size. Canlarım şu. Gördünüz mü? Bu. Olay bu yani. Bunun daha büyüğünü de yapabilirsiniz. Daha çok küçüğünü yapmayın. Bu böyle. Bunun adeti böyle çünkü. Ondan sonra bunları nereye koyacağız? Bakın canlarım. Şimdi şöyle bunu böyle koyayım. Bak bu unlu olduğu için. Normalde şu, bu eğer hamurunuz çok yumuşaksa şu tepsiye sini diyoruz ya biz buna. Bunun üstüne koyacağız tek tek bunları ben bu şekilde yapacağım. Bunun üstüne biriktireceğim ama hamurunuz çok yumuşaksa bu tepsiyi lütfen böyle biraz unlayın ki şeyiniz yapışmasın darniklerim. Şöyle birkaç tane daha yapayım ben size. O şekil yaptım o şekil mi gitsin? Tamam öyle yapalım o zaman. Şöyle bir de kolaylık olsun diye hiç uğraşmayın. Şöyle arda arda şöyle açalım hamurlarımızı. Aa bunun altı oynuyor ya canlarım. Şöyle birbirine yakın mesafede yapın ki tabii ki de hamur artacak ama o hamuru tekrardan açıp
şey yapmanız lazım canlarım. Ya meşakkatli, mantıdı diye. Bak bu bile meşakkatli. Ki o büyük küçücük mantılar çok daha meşakkatli. 5-10 tane deli karı, mahalle karıları toplanıp yapıyorlar. Ama ben dönme olduğum için 5-10 dönme toplanamıyor yavrum. Şöyle bakın. Zaten ben yaptıkça mantığı anlıyorsunuz siz. Evet. Bu şekil. Şöyle sağa sol sağa sol minik minik hareketler yapıyoruz. Aynı şey sonra ortadan. Aa bu niye? Ha ay korktum bu niye yok diye. Onu yapmıştık değil mi? Doğru. Ha. Şu şekil. Evet. Birkaç tane daha çıkacak şöyle. Tabii ki de şu an bir sürü hamurumuz kalacak. Ama onları da harcım kalırsa şuraya da bir tane yapayım. Bence olur. Deneyelim. Şöyle. Oldu bak. Heh, tamam. Bu kadar. Şunları hep mantı düşünün. Mantı düşünmeyin. Mantı düşünün. Laçovarlar. Haklısın. Şimdi ben bunları tek tek hani mantılarda da yaparlar ya. Kolaylık olsun diye. Hadi biz de öyle yapalım. Havamız olsun yavrum. Şöyle az az koyuyoruz içine. Bakın. Heh. Önce tek tek. Önce iç harçlarını koyuyoruz. Normal bildiğiniz mantı yapılır gibi düşünün bunu. Diğer gerçek mantı gibi yani. Ha bu kür mantı mı? Evet kür mantı. Ama bir şey diyeyim mi size, yemin ediyorum. Normal o yapılan mantılar var ya. Vallahi billahi. Yani abartmıyorum. Ondan daha da lezzetli bu. Yemin ederim daha da lezzetli oluyor bu. Şöyle kenar kısmına koymayı, direkt ortasına koymayın, her yerine yaymayın, katlayacağız ya. Güzel kızlarım. O yüzden kenar kısmına koyun. Şeye koymayın. Direkt ortasına koymayın, tamam mı? Zaten bunun iç harcı şeyi değil, öyle şişen bir ürün yok içinde. Hani patates, mercimek. Bu bak bir tane kocaman patates geldi. Olsun, o kadar güzel oluyor ki o patates ağzınıza gelince. Çok lezzetli oluyor. Zaten finalde göreceksiniz canlarım. Ben çok severim. Yaparım, beceririm. Hamur işinde iyiyimdir. Güvenirim kendime. Ama uğraşmak istemiyorum. İşte ne bileyim. Eskiden çok yapardım. Laçom varken efendim. Boksör laçom varken. Bana boks yapardı. Çabuk bunu yap, şunu yap diye. Ben de biraz mazoist olduğu için, dayak sevdiğim için canlarım. O yüzden yani dayak attıkça yapasım geliyor. Bakın şu an var ya, bir sürü iç harcım kaldı. Ben onu iki kaşıkta bitiririm. Sorun değil de. Şu şekil. Ha hepsinin içine bakın yaptık sayılır şöyle. Arada büyük patatesler geliyor. Onları da koyun. Çok güzel oluyor. Ağzınıza böyle löp löp geliyor. Bakın burada da bak. Bak büyük patates. Şöyle koyuyoruz hemen. Oh. Tamam. Şimdi hepsini doldurduk. Şimdi katlamaya geldi sıra. Onu da hızlandıralım artık. Havamız olsun öyle herhalde. Görünüyor değil mi? Habbelerim herhalde. Bunu bir numarada yapmıştık hatırlarsanız. Şimdi bunları alıyoruz. Tek tek şöyle, ama dikkat edin şöyle açılma falan olmasın. Pişerken patlamasın değil mi? Pişerken patlaması ne demek?
Ha. Bir şey olmaz. Dünyanın sonu değil. Bu da yapışmış derlik. Ha. Dünyanın sonu değil ama emeğimize gölge düşsün istemeyiz, değil mi? Çünkü gerçekten bu da emekli bir şey. Hani diyorum ya, ufak mantı tamam çok emekli de bu da emeksiz değil yani. Ufak mantı yapanlar havalara girmesin şimdi yani, kusura bakmasınlar o kadar. Bakın canlarım, bunları fazla şey yapmamışım. Önemli değil. Ne onun adı? Bardakla ayırdım ya. Bazıları yapışıyor böyle. Şöyle hemen diziyorum darling. Ben zaten az yapacağım. Hani bir seferlik. Bu bana yeter. Çok bile. Normalde sizin aranızda bundan 3 taneyle doyan bile olur. Hamur. Her zaman yapılmaz. Her zaman yenilmez tabii böyle şeyler yapılmaz ama ara sıra ödül gibi, ödül oyunu gibi düşünün. O şekil olabilir. 2 tanemiz kaldı. Bakın şöyle dizdim. Ha. Şimdi canlarım bu kadar dizdik. Kaç tane yaptık? Bakın. 2, 4, 6, 8, 8, 8, 9, 9 tane. Tamam. Valla sayamadım. Şimdi canlarım. Benim bir sürü hamurum var hala farkındaysanız. Yine bu hamuru topluyorum bu şekil. Onları naşlatıyorum. Asla naşlatmıyorum. Şöyle. Tekrardan yine yoğuruyorum. Ama çok iyi yoğurmanız lazım. Çünkü bu hamur birbirinden ayrıldığı için açılması zor olacak biraz maalesef. Şöyle. Ondan sonra ben bardağıma da bir hamur koymuştum biliyorsunuz. Şöyle. Bunu da çıkaralım. Tamam bak kuşar hiç. Bunu da birleştiriyorum şöyle. Bununla sadece bir tane dev mantı açacağım. Ama sadece bir kısmıyla şöyle yapalım. Bakın. Şu şekil alıyorum. Onların içinde bir tane dev mantı istiyorum. Şöyle bakın. Bunu da dev mantı olsun. Tamam mı? Dev mantı. But mantı. Şöyle koydum bunu da. Şöyle. Heh. Şöyle dursun. Bunu saklayacağım. Bu hamurla zaten ben tavada mavada ekmek bir şey yaparım illaki. Ellam. Heh. Hemen bunu da bardağıma aynen bu şekilde bardağıma koyuyorum. Ama sığmadı. Şimdi ben gerizekalıyım. O yüzden. Heh. Şimdi canlarım şöyle ucunu sivriltelim. Sivri olunca hemen sığar. Şöyle su bardağımı, demin deldiğim su bardağı var ya. Şöyle beklese bu aşağı doğru akar birazdan zaten. Şimdi bununla da bir tane dev mantı yapalım bebeğim. Bu da dev mantı. Bu da yapılıyor. Una gerek var mı? Şimdi açarken anlarım. Biraz un koyayım. Şöyle. Dev mantı. 12 dev mantı diyoruz ve çok dev olmaması için İki dev mantı yapıyoruz. Çok dev olur. Şöyle. Hemen haydi bismillah diyoruz. Asla siz evde biri varsa şey yapın. Ne onun adı? Bir yandan suyu şey yapın. Su kaynasın canlarım bir yandan. Çünkü ne yapacağız biliyorsunuz. Suda haşlayacağız bunu daha. Onu da göstereceğim size. Onda bir şey var söyleyeyim size. Direkt suya atmayın sakın. Beni izlemeden devamını yapmayın sakın. Şöyle. Şu şekil, bu şekil. Canlarım bir yandan da size bir şey anlatayım da. Tövbe ya Rabbim. Ay anlatsam anlatmasam bilemedim. Yani bir yeni bir olay bu aslında. Hani biraz üzücü bir şey aslında ama anlatayım mı diyorsunuz? Ha? Şöyle bir unlarını alalım şöyle. Ha. Bu da dev mantı canlarım. Şöyle. Gözleme gibi düşünün. Dur anlatacağım size onu. Şöyle hemen yayıyoruz. Yine aynı öbürünün büyük hali düşünün. Her yerini yarım tarafına yayıyoruz. Öbürünün büyük hali bu. Tamam. Hemen kapatıyoruz canlarım. Şöyle. Elimden görmüyorsunuz ya. Ay. Ben de mesela bak bir tarif bir şey illa ki izliyoruz hepimiz. Böyle göstermiyorlar ya tam olarak sinir oluyorum. Kendim de öyle yaparsam kendime sinir olurum. Şöyle hemen bunu kenara aldım. Hemen şunu da yapayım. Bu dev mantı canlarım. Dev mantı. 12 dev mantı. Bir tane lubunya var canlı. İki tane pardon. İki tane lubunya var. Bunlar arkadaşlar tamam mı? Yıllardır arkadaşlar yani yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor bu lubunyaların tamam mı canlarım? Biraz un alayım.
Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Ondan sonra bunlar karar veriyorlar. Yıllarca beraber çalışıyorlar, tamam mı? Bunlar beraber çalışıyorlar. Putka yaptıracaklar. Cinsiyet değiştirecekler yani beraber. Her şeyi aynı anda yapalım diyorlar. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Bunlar da beni şimdi tanırlar. Bu sefer başıma iş almayayım. Hani bizden bahsediyor demezler inşallah. Ama ne yapayım? Kapıyı bacayı kilitlerim artık. Hatta bunların laçoları bile birbirleriyle şeymiş, akrabaymış laçoları bile. Ondan sonra bunlar şey yapıyorlar. Putka yapmaya karar veriyorlar. Putka yaptırmaya karar veriyorlar. Ondan sonra aynı anda yapmak istiyorlar putkaya, tamam mı? Aynı anda putkaya yatmak istiyorlar. Ondan sonra beldeleri birikliyorlar işte. Terapi yaparak bilmem ne yaparak. Şudur budur bilmem ne hayatım. Alexander'lar gidecek. Aynı anda putkaya yatacaklar ve bunlar şey bulmakta çok zorlanıyorlar hatta. Aynı anda putka yaptıracak doktor bulmakta zorlanıyorlar. Bunlar şimdi durumu iyi kişiler bunlar. Parayı bastırıyorlar. Aynı anda aynı gün ameliyat günü alıyorlar. Ay tövbe ya, gülesim geldi. Canlarım. Bunlar aynı anda ameliyat olacaklar ya. Öteki şey yaparken ötekini şey yapacaklar ya. Öteki birden vazgeçiyor. Öteki de Similas'ın Alexander'ını kesiyorlar. Kesildiğiyle kalıyor. Ondan sonra bu da bekliyor ama. Öteki vazgeçen de bekliyor onu. Hani yanında durayım diye. Bekliyor. Sen ne oldu? Sen niye yatmıyorsun? Onda da kalkıyor. Ay bunlar öteki narkozdan ayılınca bunlar birbirine giriyor. Niye diyor. Sen diyor ikimiz de kestirecektik aynı anda. Sen beni bilerek tuzağa düşürdün. Benim senin yüzünden Similas'ı kestirdim bilmem ne. Bayağı bir şey oluyor ama yalnız söyleyeyim size. Daha sonrasında da maalesef madilik şugaretiyle birbirlerini madiliyorlar bunlar. Çok ağır şeyler olmuş da oralarına girmeyeyim. Yani kısacası ben esprili tarafını anlatıyorum. Yani hani ikisi birden putka yaptıracak sözleşiyorlar. Öteki masadan bir anda kaçıyor. Öteki de kestirdiğiyle kalıyor. Bir kalkıyor önünde bir şey yok. Öteki de aman aman dursun önünde diyor. Akıllık ediyor. Neyse canlarım. Şimdi haşlama suyu lazım. O tencere dolu. Şimdi tencere yoktu. Bakalım dur. Canlarım. Büyük bir tencereye. O demin bunda şey vardı ya. Pancar vardı. Onu şey yaptım. Başka bir şey koydum. Dolaba koydum onu. Şimdi altını açmadım. Bol su. Biraz da tuz. Ben de o şeyi tuzu buldum ya. Artık bol bol kullanırım. Hemen altını son gaz açıyorum. Son ateş. Kesinlikle son ateş açın. Çok az da iki damla şöyle yağ damlatın. Çünkü bu hamur olduğu için birbirimini yap. Şöyle hemen ay iki damla dedim. Bu nedir ya? Fizikal aptal angutella. Elma suyu gücü öndürülme etkisini gösteriyor. Şimdi altını kapatmıyorum. Ağzını kapatıyorum canlarım. Bu güzelce kaynasın. Kaynamaya başlayınca sakın atmayın. Kaynamaya başlıyor ya. 2 dakika daha kaynasın tek başına su. Ondan sonra atın bebeğim. Kaynama derecesi yüksek olsun derlik. Hadi bakalım. Ay 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 geldik en güzel yere. Suyum şakır 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 ella. Kütür 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 ella kaynıyor. Şimdi canlarım bu su benim hatta 3 dakikaya 4 dakika yakın kaynıyor. Şimdi hemen direkt sakın hepsini tek seferde atmayın. Makarna gibi değil bu çünkü. 6 son gaz açık olacak. İçinde bol tuz, çok fazla değil tabii ki ve yağ. Şimdi şu şekil, şöyle yaklaştırarak bırakıyoruz. Şu şekil bakın. Bu şekil. Lop diye sakın atmayın. Şöyle yaklaştırarak bırakıyoruz böyle şu şekil. Ah. Tamam mı? Tamam canım. Şöyle alıyoruz, bırakıyoruz. Yani maksat burada şey, tencerenin büyük olması çok gerekiyor söyleyeyim size. Şeyiniz azsa, mantınız azsa tamam da ama birbirine değmemesini sağlayın yani kolay kolay. Bunlar birbirine değmesin. Bunlar çünkü büyük mantı olduğu için yapışma ihtimali daha yüksek. O küçük mantılar biliyorsunuz fazla birbirine değmediği için kolay yapışmıyor. Makarna diye de düşünmeyin. Bence siz hiç düşünmeyin. Bence siz hiç yapmayın. Ya da yapın. Merak ediyorsanız yapın. Lezzetli bir şeydir gerçekten. Şaka yapmıyorum canlarım. Devam ediyorum. Bakın hamurlar hemen
dibe çökmeye başladı. Bunun piştiğinde nasıl anlayacağız onu da hemen söyleyeyim size. Bu hamurlar hepsi böyle yavaş yavaş yukarı çıkmaya baş. Bakın şöyle yavaş yavaş bırakın. Lop diye atmayın. Şöyle lop diye fırlatmayın. Hadi bir kere size göstermek için fırlattım da. Ama anca da fırlatılmış sivrisiniz. Şöyle. Şu şekil. Şimdi hiç kaşık kullanmıyorum. Bakın şöyle sağa sol yapın tencereyi ara sıra. Ağzı kesinlikle açık olacak. Şimdi bizim develer. Ah ah. Dev mantılar burada. Bunları bekletiyorum. Bunları ikinci suda halledeceğim. Bunlar şimdi haşlansınlar. Bir ne kadar diyeyim size söyleyeyim mi? Bir 7 dakika 8 dakikada bunların işi biter derlik. Bakın hamur koyduğum için suyun kaynaması azaldı farkındaysanız. O yine yükselecek. Altını kapağını sakın kapatmayın. Bu şekil 7-8 dakika kadar pişirelim. Canlarım bu şimdi tamam. 7-8 dakika falan pişti bu. Maalesef benim şeyim süzgecim nakkanakinta. O yüzden şöyle hafif suyu da gelsin istiyorum zaten. Şöyle canlarım bakın şöyle göstereyim de size. Ay, bu kamera buharlanmasın. Hayır buharlanmadı. Şimdi bakın şu şekil şöyle alıyoruz. Bakın bütün hepsi yukarı çıktı. Farkında mısınız? Suyun yukarısına çıktı. Hafif suyu da gelsin şöyle. Kendi suyu da hafif gelsin. Şu şekil şöyle bir tabağımız varsa borcam mı diyorlar bilmem ne. Hafif şöyle suyun hafif suyu süzelim. Ama biraz da suyu gelsin. Bakın hiç açılmadı. Görüyor musunuz? Şöyle tek tek bunları hafif sulu bir şekilde alacağız. Bebeğim. Şöyle. Ay canım benim. İnsan emeği olunca çok şey oluyor değil mi? Böyle hoşuna gidiyor. Bakın. Şu şöyle durdu ama bak hiç açılmadı. Farkında mısınız? Evet dedim ama şimdi hemen açılır öyle dedim diye. Şöyle direkt tabağımızın kenarlarına doğru diziyoruz. O büyükleri yapmak zorunda değilsiniz. Ben onlara hamur kaldı diye yaptım. Bu arada o büyükler de esprisine değil. Gerçekten o da o şekil yenebilir darlinglerim. Şimdi bu şekil bunları diziyorum tabağımı. Soğumaya bırakacağım kesinlikle. Bakın su hala haşlanıyor. Şeylerim hala haşlanıyor. Bakın şöyle bıraktım. Bak suyu kaldı burada. Bak şöyle yapın. Su çok gelsin istemiyorum ama biraz suyu gelsin. Hoş lezzet verir. Çok üst üste koymayın. Bakın şöyle kaydırın. Bak. Bak kaydırdım. Bak. Bak suyum kaşıkta kaldı yine gördünüz mü? Şöyle devam ediyorum. Alıyorum. Suyunu burada çok süzdürmeye çalışmayın. Patlayabilir darling. Şimdi bunlar şey diye düşüneceksiniz. Ay koyarken bile incecik gözüküyor değil mi? İçi gözüküyor. Bu da ne demektir? Hamurumu güzel açmışım. İnce açmışım demektir. Kusura bakmayın burada. Şöyle koyuyorum canlarım. Hiç korkmayın. Şöyle. Ama kesinlikle bunu soğutacağız. Daha devam dur. Benim o özel dev mantıları şey yapmayın. İlla yapmak zorunda değilsiniz. Korkmayın sizi gebertmem. Canlarım şöyle koyuyoruz. Çok üst üste koymayın. Birer kere üste koyun yeter. Şu şekil. Bakın. Ha, bakın. Şu an hiç içinde mantım kalmadı. Şu şekil koyduk. Tamam mantılarımız burada soğumaya bıraktık. Şimdi devler. Develer. Gelin buraya. Şimdi devleri alıyoruz. Burası çok önemli canlarım. Burada dikkatli olalım. Bu devler patlayabilir çünkü. Bu en zor kısmı. Hemen kaynayan suya direkt bu devleri şöyle serdim. Bakın birini koydum. Şimdi diğerini dikkat edin şey yapmayın. Hamur katlanmasın. Suya suya şu şekil koyun canlarım. Şöyle halı serer gibi böyle. Bak. Heh. Bu da bu şekil. Bu da bu şekilde aynı 7-8 dakikada bu. Hiç ellemeyin. Üstünde kapatmayın. Bu şekilde pişsin. Şu biraz şey şişti. Havasız kaldığı için hamur tabii ki. Şöyle üstüne biraz su atalım. O şişkinliğini alsın. Bakın size özel pratik bilgiler veriyorum. Farkında değilsiniz ama. Canlarım. Tamam. Bu da şimdi o havasını alır. Merak etmeyin. Şimdi 7-8 dakikada bu pişsin. Bunlar burada zaten buharlanıyor bakın. Ondan sonra soslayacağız. Evet devam edeceğiz. Ah canlarım benim devasa şeylerim de burada kaynıyor. Şimdi ben bunun altını kapatıyorum. Bunlar da kaynadı bitti ama sosu için şöyle bu çok önemli söyleyeyim size canlarım. Bakın burada ne var? Burada bakın söyleyeyim size.
Domates salçası, biber salçası, pul biber, tuz. Kırmızı toz biber de çok yakışır. Ama maalesef bende yoktu. Hemen canlarım bakın, salçayı sulandıracağız ya, kesinlikle bunun kendi suyu varken mis gibi suyu var. Hemen kendi suyundan direkt döküyoruz şöyle. Salçayı sulandırıyoruz. Şöyle biraz daha alayım şöyle bakalım. Mis gibi bunun suyu, biliyorsun. Bol bol vitamin. 2, 3, 4. Hah. Şimdi bu bende biber salçası, o sert olandan vardı. İlla biber salçası olmasına gerek yok canlarım. Kırmızı toz biber olmadığı için ekstradan ben onu koydum. Kırmızı toz biber çok yakışıyor. Hemen bu sıcacık zaten, hemen salça eriyecek. Bunu da biliyorsunuz, bunu tahmin ediyorsunuz zaten. Bunu yağda eriteceğimi hepiniz çok çok iyi biliyorsunuzdur. Şimdi gel gelelim pişarı nasıl yutacağız, dur. Bu şimdi burada erisin biraz. Tamam, bu böyle erisin, yine karıştırırız. Şimdi şunları bunun içinden nasıl alacağız? Kuji kuji. Ay, canım benim. Ah dur. Aklıma bir şey geldi. O büyükleri keşke yapmasaydım. Nereden yaptım onları? Ah. Ah. İlla hava atacağım ya. Tabii ondan. Ay, ay. Kuji. Bakalım olacak mı? Bir şey deneyeceğim. Niye olmasın? Haydi bakalım. Şöyle koyuyoruz darlingleri. Bunun adeti böyle türünden. Heh. Şöyle. Ay ya, tek elimle yapıyorum. Korkuyorum. Of. Vallahi elim yandı yine ya. Ay yazık bana değil mi? Şöyle döküyoruz. Hemen. O ana kız. Ay şey gibi de kızı, tövbe ya Rabbim. Hani işkembe yaparsın ya, onun gibi oldu. Heh. Büyükler hiç dağılmamış. Bakın canları, mercimekli her yerde. Olsun. Önemli değil. Bu da çok lezzetli olacak. Merak etmeyin siz. Şöyle hemen bunu da ayrı tabağıma alıyorum. Şu şekilde bunlar çok, bu haşlanan hamur çok kaygan olur canlarım. Şu şekilde tabağıma aldım. Ben düzeltmem de, hadi sizin için bir düzeltme yapayım şöyle. Şöyle alalım. Hadi sen şöyle bir gitsene, hadi. Sert koltukçu gazın şeyi. Ana bu da onun, ay ay, bitmek bilmedi, bunlar kırla kırla bitmiyorlar. Şöyle canlarım, büyükleri de şöyle koyduk. İnanılmaz lezzetli olacak. Merak etmeyin. Bu büyükler tabii ki de dağılması normal. Ama bakın, diğer yaptım. Asla dağılma olmadı. Bu orijinali tabii ki. Şimdi hemen bunu da şöyle hamur açtığımız şeye alalım. Tahtaya. Şöyle suları da içinde, bakın. Suları da var. Kendi suyu çok lezzetlidir bu arada, söyleyeyim size. Hamurun suyu çünkü. Şimdi hemen ufak tarafı açıyoruz. Ondan sonra şunu. Direkt bunu. Ay bu, aa daha neler. Kafa gitti, ben de gitti kafa. Hemen, ay yok bunda da olmaz, dur. Havada. Evet. Çizilmiş mi, ne olmuş? Yani, hemen tavaya sıvı yağımızı koyuyoruz canlarım. Sosunu hazırlıyoruz. Biraz. Ay! Görüyor musunuz canlarım? Bak, Allah aşkına bakar mısınız? Ay, bütün yağlar gitti. Uğursuz. Neyse. Ama tarif nasıl yapacağım? Dur üstünden geçerek yapayım tarifi. Devam edeyim. Allah'tan şunda var. Neyse canlarım, yağımızı koyuyoruz. Bol yağ sever bu. 2, 3, 4. Ha, tamam. Ay. Çok madilik oldu ya. Ay. Hadi git. Yağlar gitti. Bir de benim şey, yağdanlığım vardı. O da gitti. Kırıldı. Neyse boş ver artık. Sağlık olsun. Boş ver. Nazar gitti. Sakarlığın adı nazar gitti oldu. Dur bakalım ya. Şuraya bir süpüreyim. Ay sonra süpürürüm. Asla sert koltukçu uğursuz. Uğursuz. Defol git artık, yeter. Yakın bırak be. Pislik. Moruk. Siktir git artık. Cehenneme git. Cehennem suratlısın zaten be. Pis kadın. Uğursuz. Ne zaman adını ağzıma alsam her şeyi yerle bir oluyor. Tüh, köpek. Allah'ın cezası. Sıçayım seni, iki tane tabak gönder, şey gönderdin ya. Ne uğursuzmuşsun ya. Evin başıma yıktın ya. Adını andığım anda yerle bir oluyor her şey ya. Şuraya bakın Allah aşkına canlarım. Ayağım da yağlı. Al, her yeri gitti ya. Neyse canlarım, bu sosu da hazırlayalım da.
Vallahi sinirlendim ya. Hadi bilmeyenler için söyleyeyim de bir tane koltuk bana göndermişti. Bir tane gacı. İngilizce şeyi. İngilizce bile bilmiyor. Yes, no. O kadar. Bunu iyice kavurunca anlarım bir şey. Salça kokusu gelmesin. Allah senin cezanı versin. Tövbe yarabbim. Ben dua da etmeyi sevmem de yani. İki yakan bir el. Neyse tövbe yarabbim ya Resulallah. Aa, tamam bir güzellik yaptın ettin. Bir şeyler yaptın bana tamam. Bahçeye saksı gönderdin. Şunu bunu gönderdin. Elma suyu, şugarlık bilmem ne de. Bu kadar da yeter ya. Benim eski videolarımı izleyenler bilir bu sert koltukçu gacı ya. Ne gacıymışsın be? Teneşire bir osuruk borcu koy. Kalkıp benim sabah akşam benim peşimdesin ya. Git! Defol! Ha gecenin körü ya beni bağırttırıyor burada ya. Camlar da açık. Ev bayağı şey oldu canım. Camları açtım. Dondum şu an. Bak birileri bağırıyor. Niye bağırıyor mu diyor acaba bana. Bana diyemez arkadaş. Canlar bunu iyice kızdırmanız lazım. Böyle kızgın kızgın. O gacın üstüne fışkırtmanız lazım bunu. Kış yalan kış yalan kış. Baksanıza hale ya. Bak oraya kadar gitti. Kim temizleyecek şimdi bunu? Ben. Neyse şunu bitireyim. Şu yemek şeyini sosunu bir atayım da ondan sonra devam ederim gacıya saydırmaya. Ay Allah'ın cezası ya. Böyle bir şey olmaz. Bazen insanı böyle çıldırtıyorlar ya. Yapıyor diyorum size inanmıyor musunuz? Tabağı çanağı vur, o tabakları çanakları hepsini atacağım. Allah'ın cezası ya. Avukat kadı zaten bana tabak çanak gönderdi. Hay o değil de zaten altılıydı onun tabakları filan. Bitmiyor. Atıyorum çoğalıyor. Tabaklar çoğalıyor. Yemin ederim tabakları çoğalıyor bu gacının ya. Nereden geliyor bu tabak anlamadım ben. Ay yeter canlarım iyice kızdırdım herhalde tamam. Çok sinirlendim kusura bakmayın ya. Özür dilerim. Ah neredesin sen buradasın hadi gelin be. Çıktım sizden de. Şimdi canlarım. Ay. Ay. Yok canım sakarlığımla ne alakası var. Vallahi öyle değil. Şimdi canlarım şöyle güzelce serpmeyin direkt. Şöyle kaşıkla şöyle yaydırın. Üstüne yaydırın tamam mı? Üşenmeyin böyle. Şöyle ama şöyle. Güzelce dökün. Bu emsin bunu. Oh tamam işte. Buna da dökün. Buna da yazık. Bu da gacanın. Bu mavi tabi bu da gacanın. Evet. Bu da gacanın tabağı. Canlarım bunu soğuk moğuk da yiyebilirsiniz. Hadi afiyet olsun. Ama ay güzel görünmedi mi? Allah var güzel göründü. Ha yoğurtlu da yapabilirsiniz. Tabii ki de yoğurt da koyabilirsiniz. O size kalmış ama ben bunun patatesli ve mercimek halini bu şekilde seviyorum. Şimdi ben burayı bir süpüreyim de ondan sonra bir tadım aşaması yapacağım. Ne kıymetmiş tabağın, çanağın. Yani ben ona madilik yaptım diye o bana haram etti onları büyük ihtimal. O yüzden ha bir başıma bir şeylerden kurtulamıyorum ya. Pis tövbe ya Rabbim. Kaç yaşında kadınsın? Benimle uğraşıyorsun. Çirkin bir de. Çirkin. Güzel mi sanki? Bir de bunlarla yağ bastım. Şimdi bir de burada. Ay ay. Rezil köpek. Var mısınız? Bak. Al bak. Bak. Çöpün altına kadar geldi. Al. Bak çöpün altında yağlandı. Uuu. Örümcek ağı toplamış. Demek örümcek ağı da topladı yağla beraber. Allah seni kahretsin. Şu 2,40 bardağı su döküm de uğursun biz. Bu yağ bir bassam yandım ben. Kış kış yalan olsun. Kış kış. Kış kış bitiriyoruz. Defolsun. Oğlum çocuğu. Şurayı bir görsünüz canlarım. Bilmiyorum oradan açtım görün diye de. Hale bak rezillik. Ay ay. Ay. Aa. Yapış yapış. Ay bu ne? Her yeri yağ oldu ya. Ay onu bırak. Ben yağlarım bitti diye üzülüyorum. Bende. Allah kahretmesin ya. Ay Allah'ım o karışım burada olsa var ya. Ay bilmiyorum ne yapayım. Öldürürüm herhalde bu.
Ekmek ölmüştü. Bakın yaşlıydı. Gebermişti. Şuraya bak ya. Bak ay nasıl kayıyorum yemin ederim canlarım. Bak şu an bak. Aa bak. Aa kız ne güzel bak. Aa çok, çok güzel. Ay çok zevkli. Heh. Ay ben böyle bir şey. Ay bir şey değil mi kızlar? Ben tam yağma dökülmüştür yeri gene hepimiz dökülmüştür de bu şekil yağ dökülmesi ilk defa bir israf. Şimdi ağzıma sıçacaklar yorumlarda. Okşar niye yerden yağları toplamadın, yalamadın, ekmek bandırmadın diye. Bak gör neler diyecekler. Neyse ben bunu atayım da buraları silmek lazım hayatım. Terliği de burada bırakayım bari. Bir de buna yerlere basıyorum. Gene! Bunları kapıya bırak. Ay! O da şeyden çağırmıştım ya bakkaldan. Gel. Göt. Ya bura her yer ya. Ben nasıl sileceğim burayı ya? Dur üstüne attım da şuradan bir bez bir şey getireyim ya. Ay. Ya bunu sildiğim bir şey de olsa da o da atılacak. Ya tabii. Ah. Bu nasıl bir adalet? Ay, o gazını bana gönderdi bir elbise bir şey yok mu onunla sileyim bari atayım hem atmış olurum onu. Anne, yedik kız. Dur bakayım. Ha. Koji. Koni. Koti. Ay yok. Bir şey de yok. Hiçbir şeyimi de kıyamıyorum. Atma. Ay dur dur bile de getireyim. Ne yapayım bile de getireyim. Doğru. Ay. Ah. Allah belanı versin, Allah seni kahretsin, bana gelen sana gelsin. Mutfağımı sen mahvettin, yağlarımı hep döktürdün, pis kelav bala mozgacı. Allah beni... Ay, kaçır terlikleri bir oradan. Ay, gidemiyor ki oraya yağ içinde her yer. Biliyorsun ben çok temiz titizim. Ay Allah. Ne yapayım bunu da sileyim bari de. Silip silip buna sıkarım. Hah. Haydi ya Allah ya asetler. La çepak itipakis. Canlarım. Anam yerlerde farıl farıl parlıyor şu an. Gören de temizlikten zannedecek. Yağlarda. Ay nasıl becerdim ya. Ay bunda sapı koptu. Allah kahretsin. Uğursuz. Köpek. Pislik. Cenabet bala mozgacı. Bak orada bir cam daha kalmış. Ay. Ay. Kış kış yalarız. Nefret ediyor herkesten bile. Allah'ım çıldırsın. Ay. Ay. Biri gelse de öldürsem. Ah o gacı şimdi yanımda olacaksın sen var ya. Seni var ya ne duman ederim seni var ya. Şimdi bir yanımda olacaksın sen var ya. Ah ah ah. Senle neler yaşarız. Bu da yağ şimdi anam. Sürüp sürüp duruyor bir boka da yaramıyor bence. Hep her şey yağ oldu. Bileden de yağ oldu. Yoksa deterjanlısı mı lan? Ay. Ay çok yoruldum canlarım. Bunu size bir göstereyim bakın. Baksanıza bak. Yağ içine gitmiyor. Ne kadar silsem de gitmiyor. Ha bir de kayacağım düşeceğim. Onu bırak kayacağım düşeceğim. Bana iyi. Olan bana olacak. Anladınız mı? Baksanıza rezilliğe. Yoksa rezillik diz boyu mu? Bu da boynu büküyor. Ağzına sıçtı mı kamerası? Ay bu şey yapayım ben. Deterjan dökün. Ay tadım aşaması da yapamadım. Ay tadım aşaması. Ah. Ay. En önemli tadım aşaması yerini. Bak. Bak hala bak. Bak. Bak nasıl. Ay şimdi bir düşeceğim. Allah korusun gecenin bir vakti ya. Allah korusun benim gibi. Dört dörtlük iyi bir insana. Ödemiş. Ay yapasım gelmiyor canlarım. Hiç silesim gelmiyor yerleri ya. Ay hayattan nefret ediyorum şu an. Yemin ediyorum ya.
Allah cezasını versin o karının. Pislik. Pislik. Köpek. Ay, ayıdım koptu. Ay, sigaram bitmiş zannettim. Ben burayı yapamayacağım, kusura bakmayın canlarım. Böyle kalsın mı? Bak vallahi kaydım. Yemin... Ay, yanlar gelmişim, dur şuraya gireyim. İki tabak verdim. Ne oldu? İki tabak verdim, anamı belledim. Papucumu elime verdim. Sıçayım, senin tabakların hepsi şurada. Ay, atmaya da kıyamıyorum. Ama uğursuz, ay ay, bilemiyorum vallahi. Tabakların suçunu ediyorum bazen. Değil mi? Suç kazıda. Tabağın ne suçu var? Ay, yoruldum. Ben bunu kapatayım, çok uzun video olacak ya. Yemek tarifi kısmını alayım. Orayı değil mi? Orayı açlatayım mı? Çok şey oldu. Çok abarttım orada. Ama çok sinirlendim canlarım, yemin ediyorum. Oh. Ay, Philip Morris, teşekkür ederim canım benim. Allah razı olsun. Oh. Bir tane havlu gibi bir şey olsa değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Havluyla o kayganlığını alır ama havlum da yok. Hep şeker oldu. Kelam şeker, biliyorsunuz, adada unutmuştu havlularımı. Var havlum da şimdi kıyamam onlara. Aa, bir tane havlum var. Yerleri siliyorum bazen onunla. Dur ona bakayım, dur. Dur. Benim amacım şu an ne biliyor musun? Şu yerdeki kayganlıkları almak. Temizlik titizlik değil amacım. Şu an tehlike, yani yerler tehlikeli. Hani burada birisi gezse ayağa kayar düşer. Benim evde biliyorsun hamam böcekleri falan var. Onlara ayağa kayar düşer maazallah. Allah korusun değil mi? Heh. Dur ben şey yapayım en iyisi. Deterjan dökeyim önce yere. Şöyle. Ne yapayım? Bu yağları söküyor diyorlar ya bunun için. Hadi bakalım sökersin inşallah. Şu an gerçekten yağ sökülmesine ihtiyacım var. Şöyle bir köpürtelim önce. Haydi bismillah. Aman hiç köpürmedim de bak. Heh. Şöyle, tamam. Şöyle okşancım. Canım benim, üzülme bebeğim, bir tane. Ama ne yapayım, nasıl üzülmeyeyim aşkım? Görüyorsun olanları. Üzülme demek kolay. Seninle düştüm, yok. Ana, bu fayanslar ne temiz oldu ki? Demek fayanslar buraya gitmiş. Daha çıkmış demek rengi. Ha. Tamam. Şimdi sildim güzelce. Deterjanlı şeyle sildim gibi düşün. Şimdi bir de havluyla şöyle bismillah diyeyim. Ya Allah, ya setler. La çepak eti pakez. Ay. En güzeli elle. Ay. Nefret ediyorum senden, yemin ediyorum. Allah'ım, iğreniyorum sen. Ay. 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 Ah. Ha. Yine havlu derdime derman oldu canlarım. Vallahi havlu iyi oldu yani. Ay, dönemiyorum, burada kaldım. Ay. 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 Yemin ediyorum size. Bilsem var ya, hayatta yapmazdım. Asla yapmazdım. Şu yemeği de yapmazdım. Böyle olacağını bilseydim. Dinlerim tepeme çıktı, anlatamam size. Yemin ediyorum. O kadar sinirliyim şu an. İyi ki burada değilsiniz. Ay. Ama temiz oldu, güzel oldu, şukur oldu. Ha, tamam. Ay, şu an sizin altınızı siliyorum canlarım. Ha, buralara kadar geldi. Siz gör, al bak. Ha, buralara kadar. Ay, orada bir şey var. Ay, çöpte ve kesilmiş. Ödüm koptu ki. Ay, düşün artık psikolojim ne kadar bozulmuş. Canım çöpte ve kendim. Nasılsın, iyi misin canım? Aa, ilk defa aynı boydayız çöpte ve kendim. Bak. Görüyorsun değil mi? Demek ki her diyez bir gün düşebilir diyorsun yani sevgili çöptürük. Yani. Haklısın. Doğru. Ha. Ay. Gerhan, seni de sileyim bari. Acıdım sana. Ha. Silmişken. Ay. Çok pissin. Çok pis bu. Hadi yürü. Ay, yeter. Tamam. Yıldım, yıldım. Vallahi yıldım. Ay, dadım aşaması da yapamadım. Ay, dadım aşaması da atasacağım. Ay, koji.
Vay, vay, vay ya, gördün mü? Ana, aydır kız oturmuşken tadım aşaması yapayım bari. Gel lan buraya. Tövbe bismillah, lan derken yani hani. Gelir misiniz lütfen? Sevgili yemeklerim, ay. Şöyle. Ama sofra gibi kurdum işte, mutfaktayım, boşver. Söz verdim de yapmak. Ay, o kadar yemek yaptım değil mi? Tadım aşaması yapayım. Canlarım. Ay. Ben neredeyim? Ben burada mıyım? Ben yokum. Olmaz böyle. Dur yukarıda yapayım o zaman. Ay yine kayıyor yerler ya. Vallahi yine kayıyor canlarım. Ne yapayım artık? Yarın şeker gelirse şekere söylemeyeyim bari yerlerin kaydığını. Yanlış anlar. Yürüsün burada. Yürüdüğüm yollar. Şimdi canlarım. Nerede? Bakayım kayıyor mu? Yok yok, kaymıyor. Fazla kaymıyor. İyi. Güzel su yaptım canım. Ay! Bak. Çekmezem düşüyordu bu sefer de. Seni! Canlarım, evet. Önce şeyden alalım. Küçük gerçek mantımızdan alalım bir tane. Şöyle alıyoruz. Sosuna da şöyle batıralım. Mis gibi. Bakın canlarım, şimdi şaka bir yana gerçekten lezzetli oluyor. Demin neşem nasıl yerindeydi. Bak tadım aşamasında bile çok sinirliyim şu an. Neyse bismillah. Olağanüstü. Ama ben tadını bildiğim için ve çok sinirli olduğum şok için şok olamayacağım. Yani bir seferde hepsini yiyebilirsiniz gibi bir şey yani. O derece güzel. Bir de dev mantımıza bakalım. Dev mantıyı tabii şöyle keserek bir bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Çatanız şeyiyle de şöyle yandan. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın. Ah, o da taş gibi şöyle. Hiç dağılmıyor canlarım. Bakın şeyi akıyor. Şimdi bunun da tadına bakalım. Şöyle batırın sosuna mosuna. Kezbanlık yapmayın. Ha, sosuna da batırın. Ha. Bir şey değil mi? Hiç et met aklınıza bile gelmez. İlla vejetaryen değil. Herkes yiyebilir. Canlarım afiyet olsun. Çok sinirlendim ben. Cinlerim tepemde. Elime sağlık. Fısımı yaptım, değil mi? Güzel yaptım. Şugar yaptım ama. Doğru. Doğru söz. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Ben bir tur daha sileyim buraya. Ya da silmeyeyim. Yatayım. Boş ver. Hadi öpüyorum. Ay, bütün stresimi uykuya gömmem lazım. Yine hep öyle yaparım ben. Her şeyi uykuya gömerim bazen. Sabah kalkınca daha sinirli kalkarım. Hadi görüşürüz.